Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bolero çalışması yapacağız. Daha önce eteğimizi örmüştük. Eteğimizin üzerine şöyle güzel bir bolero da çalışmak istedik. Sizlerle birlikte şöyle takım olarak giyilsin diye. Evet boleromuzu örmeye yaka kısmından başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak e, belli istediğimiz ölçü gelene kadar artışlarımızı sırasıyla yapıyoruz. Sonrasında ise eteğimizde kullanmış olduğumuz çiçeklerimizi bu yan kısımlarıyla boleromuzun arkasına uygulayarak çalışıyoruz. Ve boleromuzu en son önüne bağcık kullanarak tamamlıyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Diğimin üzerine bir tane de balyor örmek istiyorum ya da kısa yelek diye de adlandırabiliriz. Zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çekiyorum. Tam 12. zincirin içerisine şu şekilde ayracımı takıyorum. Birden kırmızıya kadar hepsi bu kolumuz için olan bölüm. Şimdi arkamız için olan zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 13, 14, 15, 15 zincirde arkamız için çekiyorum. Mavi ayracımı taktığım yer arkam için dahil. Kırmızıdan sonra başlıyor. Mavi de dahil olmak üzere boleromun arkası. Şimdi tekrar kolunu örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane de diğer kolumuz için zincirimizi çekiyoruz. 12 zincirimi çektikten sonra hemen dönüşüm için zincirimi ilave ediyorum. 1 ve 2. 2 tane daha zincirimi ilave ediyorum. 1, 2. 12 zincir çekmiştim. 2 zincir daha ilave ediyorum. 1, 2 ilave ettiğim zincirler 3 ve 4. 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Ve birer birer zincirlerimi örerek mavi ayracıma kadar geliyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. Sıradaki zincir yuvasının içerisine girerek bir tane daha zincirimi örüyorum. Tekrar sırası ile mavi ayıracıma kadar 12 tane toplamda trabzanım olacak şekilde örüyorum. Çünkü zincirimizi ona göre ayarladık. 12 tane zincir çekmiştik. 2 tane ilave edip geriye döndük. Ve birer birer trabzanlarımızı örmeye başladık. İkili trabzan şekliyle örüyorum. Evet, mavi ayracım arkamıza dahil de hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Tam 12 tane trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Mavi ayracımın olduğu yere gelerek batıyorum ve kırmızıya kadar kırmızı dahil değil birer birer zincirlerimin içerisine batarak toplamda 15 tane trabzanımı örüyorum. Birer birer ilerliyorum. Kırmızıya kadar. İkili trabzan şekliyle örüyorum zincirlerimin üzerine. atıyorum ve çekiyorum bakınız Giriyorum. çok az kaldı zincirimize ve devam ediyorum iki tane kalmış hemen son trabzanımı örüyorum ve hemen sayıyorum 2 4 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 tane trabzanımız da tamamlandıktan sonra zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum. Kırmızı ayracımı çıkarıyorum ve kırmızı ayracımın olduğu yere 1 diye batıyorum. Ve diğer zincirimi tamamlayana kadar 12 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. Bakın birer birer 12 trabzanımızı sıra başına kadar örerek gelelim. Tam 12 trabzanımızı da ördüm. Hemen sayalım bakınız. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi 12 sağ tarafta, 12 sol tarafta ortada ise tam 15 tane trabzanımız var. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanımın dibine zincirimin hemen dibine bakınız bir tane daha trabzanımı örüyorum ve bir tane artışımı bu şekilde yapıyorum tığımın başını doluyorum tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum ve bir tane olan trabzanımı 2 tane daha ilave ederek toplamda 3 trabzan sayısına ulaştırıyorum. Ve diğer trabzanlarımı birer birer zincirimi çektiğim yere doğru örerek ilerliyorum. En son trabzanıma kadar örerek geldim. Zincirimin hemen yanındaki trabzana kadar bakınız. Şimdi tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 İki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine tekrar iki tane daha trabzanımı örüyorum. Hem sağ taraf için hem de sol taraf için ikişer artışımı yapmış oluyorum. Başlangıçta iki tane artış yaptım. Bakın zincirimin olduğu yere geldim. İki tane artış, iki zincir, iki artışımı yaptım ve aradaki e, trabzanlarımı birer birer düz örerek ilerliyorum. Başlıyorum ilk trabzanımın üzerinden bir sırasıyla. 2 saymaya gerek yok zincirimize kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim zincirimin olduğu yere kadar trabzanlarımı örerek tamamladım şimdi tam zincirimin içerisindeyim ve iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum tekrar iki tane trabzan aynı yuvanın içerisine girerek örüyorum. bir ve iki tığımın başını doluyorum diğer tarafa geçiyorum ve birer birer trabzanlarımı bu yönde de örerek uca, uca doğru ilerliyorum her bir trabzanımızın üzerine birer tane tırabzanımızı örerek ilerleyelim en son trabzanıma varana kadar ördüm bakınız bir uçtan diğer uca kadar ördüm Şimdi en son trabzanın yanına tıpkı başta yapmış olduğumuz gibi iki tane daha trabzanımı ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir ve bir tane daha iki tane trabzanımı örüyorum. Aynı yuvanın içerisine. Diğer uçta da şöyle baktığımız zaman bir, iki, üç tane trabzan aynı yerde bakınız diğer uçta da 1 2 3 aynı trabzan aynı yani bir tane trabzanın içerisinde 3 tane trabzanımız her iki ucumuzda da aynı şekilde devam etti şöyle bakalım ikinci sıramıza 3 tane bir trabzanın üzerine iki artışımızı bir kendisini ördük toplamda 3 trabzanımız oldu diğer trabzanları birebir örerek devam ettim iki zincirimin içerisine geldiğim zaman iki trabzan 2 zincir 2 trabzanımı ördüm tekrar arkadan dümdüz örerek geldim 2 zincirimin içerisine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı ördüm ve diğer e, trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanları ördüm en son trabzanımın üzerine hem kendisini hem de 2 tane artışımı yaparak bu kısmı tamamladım şimdi devam ediyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum bu sırada artışlarımı birer birer yapıyorum her bir e, sırada birer birer yani her bir bölüm için bir artışımızı yapacağız 3 zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum ve trabzanımı örüyorum ve bu şekilde bir tane artışımı yapıyorum bakınız hemen dibine bir tane trabzanımı ördüm ve bir artışla tamamladım bu sıramızda birer artış yapacaktık hemen diğer trabzanıma geçiyorum ve iki tane zincirimin olduğu bölüme kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum hiç artış yapmıyorum zaten aralarda artışlarımız yok birer birer iki tane zincirimin olduğu yere kadar örerek ilerliyorum trabzanlarımızı hiç kesintisiz örelim. Şöyle 2-3 tane trabzanım kaldı. Hemen geliyorum. Ve en son trabzanımı örüyorum. Ve zincirimin içerisine girerek bir tane artışımı yapıyorum. Bir trabzanım arttı. İki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum ve arkamız içinde bir artışımızı yaptıktan sonra trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Diğer artış yerine de aynı şekilde bir tane trabzan, iki zincir bir trabzanı örelim ve uçta görüşelim. Diğer uca kadar örerek geldim. Bakın en son trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı ördüm. Ve bu sıramızda birer birer artışlarımızı yapacaktık. Araya bir tane artışımı yaptım. Buradaki artışımı sizlerle birlikte yapmıştık. En son trabzanımı ördükten sonra bir tane daha aynı yere başını doluyorum batıyorum. Ve üçüncü sıramızın artışını bir tane olarak yapıp tamamlıyorum. Ve bir, iki, 3 zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve dördüncü sırama başlıyorum. Dördüncü sıramda yine ikişer artışımı yapacağım. 2 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam ediyorum. Şimdi ilk trabzanımın kendisini zincir olarak ördüm. Hemen dibine 1 ve tekrar aynı yere bir tane daha batıyorum. 2 tane artışımı yapıyorum bu kenarda. Ve diğer aradaki trabzanlarımı birer birer örerek zincirimin olduğu yere doğru ilerliyorum. Birer birer ilerleyelim. Son trabzanımı ördüm ve iki tane zincirimin olduğu yere geldim. Hemen bu sıramızda iki tane artışımı yapıyorum. Bir ve iki. İki tane zincir. Tekrar aynı yere iki tane artışımı yapıyorum. Bir ve iki. Diğer bölüme geçiyorum artışımı yaptıktan sonra ve bütün bölümlerimizde ikişer artışımızı yaparak ilerleyelim buradaki trabzanları birer birer örüyorum. Buraya geldiğim zaman yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim. Tekli sayılarda bakınız 1, 2, 3, 3 bir tane artmıştık. Çiftli sayılarda iki artalım. Tekli sayılarda bir tane artışımızı yapalım. Ve bu şekilde biraz büyütelim. Şu uçta yine birlikte artışımızı yapalım. Daha sonrasında ki gelen sırada takip eden sıra 5. sıramızda tek artış, 6. sıramızda çift artış olarak örelim. En son trabzanımı ördüm. Aynı yere 2 tane daha trabzanımı örerek bu sıramızdaki artışımı tamamlıyorum. Başlangıç ve sonunda çift. 1, 2, 3, 4. Bakın çift sıralarda 2 tane artışımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen zincirimin dibine bir tane daha trabzanımı örüyorum ve 5. sırama tek artışla başlıyorum ve ilerliyorum. Diğer artışlarımızda da bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak örelim ve uç noktada tek olarak örelim ve buradan sonrasında tekli sayılar sıralarda tek çiftli sayılarda yani sıralardaki sayılarımızı ikişer ikişer artışlarımızı yapalım. Poleromuzu örmeye devam ettim. Bir sıra tek, bir sıra çift olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördük. Şimdi 12. sıramızdayız. 12. sıramızda yine çift olarak artışımızı yapıyoruz ve örmeye başlıyoruz. Artık bu sıramızda kapatışı yapacağız. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Aynı yere batıyorum bir tane artışımı yaptım tekrar aynı yere ikinci kez batıyorum iki tane artışımı yaptım ve aradaki trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum kol altımıza kadar örerek gelelim Evet sıramızı bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Ortada iki tane artışımı da yaptıktan sonra şimdi boleromuzu birleştiriyoruz. Bakın bir tane zincirimizi çekelim. Bir zincirimi çektikten sonra diğer ucumu katlıyorum. Şu şekilde diğer ucumu katladım. Ve bakın bir tane zincirimi çekmiştim. Bu taraftaki en son trabzanımın tepesine batıyorum. En son trabzanımın tepesine battım ve kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum tekrar buradaki araya girerek iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki boleromuzu bu şekilde birleştirdik kolumuzu ayırdık bakınız şöyle kapadık kolumuzu şimdi sırtımızı birer birer örerek ilerliyoruz Boleromuzu arkasında birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. Bakınız burada birleştirmeyi yapmıştık. Birer birer örerek geldim. Şimdi artış yerindeyim. Artış yerinde hemen birleştirmemizi yapmıyoruz. Artışlarımızı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak yapıyoruz. Ve bu tarafı da sonuna kadar örerek geliyoruz. Sonuna kadar ördükten sonra birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi örmeye devam edelim. İki tane artışımı yapıyorum iki tane de zincirimi çekiyorum. 2 artış, 2 zincir. Tekrar 2 tane artışımı yapıyorum. Ve aradaki trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum uç noktaya kadar gelelim uç noktaya kadar örerek geldim ve buradaki artışlarımı da yaptım bakınız iki tane artışımı yaptım ve en son trabzanımı ördüm en son trabzanımı da ördükten sonra bakınız boliromuzun düz yönü bu taraftaydı yani buraya birleştirmiştik şimdi şu şekilde tutuyorum bakınız tutuyorum tam iki tane zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum Araya giriyorum. Büktükten sonra bir tane de zincirimi çekiyorum ve burada boleromu tamamlamış oluyorum. İpimizi kesiyorum. Ve içeriye çekelim ipimizi. Şöyle düzeltelim. Görünmeyecek bir şekilde kesmiş olduğumuz ipimizi gizleyelim. İç kısmı. Evet. Şimdi boleromuza bakalım. Bakınız yapmış olduğumuz işlemde boleromuzun üst kısmını yaptık. Şimdi sarısıyla önlerindeki süsleme işlemlerine başlayalım. Önleri ve sırt kısmı ve kollarımızın ucunun süslemelerini hemen yapalım. Ve sarı ipimi alıyorum. İpimi bağlıyorum. Hemen tığımı ve örgüme başlıyorum şuradaki ipimizin olduğu yerden sol elimin olduğu taraftan başlamak istiyorum hemen alıyorum İlk trabzanımın olduğu yere batıyorum ve bir tane sık iğne ile yerleşiyorum bakınız hemen birinci ile ikinci trabzanın arasına giriyorum bir tane sık iğnemi yapıyorum tekrar diğer trabzanlarımın arasına giriyorum sık iğnemi yapıyorum. Her bir trabzanımın arasına girerek birer tane sık iğnemi örüyorum ve ipimi de arkadan bu şekilde gizliyorum. Şöyle ipimizin katını açıyoruz. Yarımlanmasını istemiyorum. Tam içeriye girerek bakın üzerine değil tam arasına girerek Diğer uca kadar devam ediyorum. İki tane trabzanımın arasına giriyorum. Üste sık iğnelerimin olduğu yere girmiyorum. Tam araya da giriyorum. Ve birer birer diğer uca kadar bu şekilde sık iğnelerimi örerek tamamlıyorum. Uçtan diğer uca kadar sık iğnelerimi örerek geldim ve tamamladım. Birinci trabzanın en üst kısmındayım. Oraya kadar gelerek battım. Şimdi tığımı 2 defa doluyorum ve bir sonraki trabzanın olduğu araya giriyorum yani ikinci trabzan sırasının ilk trabzanına giriyorum ve başlıyorum 2 defa başını dolamıştım 1 2 2 defa da alıyorum bakınız üçüncü kez kapamıyorum tığımda bekletiyorum tekrar 1 2 iki. ikişer ikişer alıyorum ve tığımda bekletiyorum 3. kez aynı işlemimi yapıyorum 1 2 Ve 3 tane tırabzanım olunca tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çekiyorum. Yine iki defa tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. Son kez kapamıyorum. ikinci tırabzanımı örüyorum. Yine kapatmadan bekliyorum. 3. Trabzanımı da örüyorum, kapatmadan bekliyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra iki defa 3. Çiçeğimizi yapmak için tığımın başını doluyorum ve aynı yuvaya giriyorum. İki defa başını doluyorum. 1 ve 2 alıyorum iki defa başını doluyorum tığımın bir ve iki üç tane trabzanım olunca hepsini aynı anda çekiyorum üç tane çiçeğimi bu şekilde tamamladım şimdi tekrar tığımın başını doluyorum bir tane zincirle kapatalım İki defa tekrar tığımızın başını doluyorum bir trabzanı atlıyorum ikinci trabzanımı atlıyorum üçüncü trabzan sırasına gelerek batıyorum ve başlıyorum 2 Tekrar 1 ve 2. 3. kez aynı işlemimi yapıyorum. 1 ve 2. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. 1 2 3 4 5. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 2. Tekrar 1 2 ve 3. kez 1 2 başını doluyorum. 1 2 3 tane trabzanım olunca çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bakınız çiçeğimin birincisini şöyle yerleştirmiştim. İkincisini de hemen tamamlamak üzereyim. 2 defa tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum ve biraz önceki yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrar ediyoruz. 2 İkişer defa dolayıp bakın 2 2 örüyoruz. Tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Bakınız. Bir, iki tane trabzan sırası atlayıp üçüncüye batmıştık. Burada da aynı işlemimizi yapıyoruz. Bir, iki tane atlıyoruz. Üçüncü trabzan sırasına iki tane başını dolayarak batıyorum. İki defa doluyorum. Ve başlıyorum. Aynı şekilde burayı da buradaki çiçeklerimizi yaptığımız gibi üçer trabzan, beşer tane de zincirlerimizi çekerek örelim. 1 2 3 4. Dördüncü çiçeğimizi de ördüm. Bakın dördüncü çiçeğimin birleştirmesini sizlerle birlikte yapalım. Dördüncü çiçeğimi diğer tarafın tam arkadaki bakın gözün içerisine gelerek batıyorum. Ve arka tarafı tam ara artış yerinde birleştirmemi yapıyorum. Şöyle yerleştirmesini yapıyorum. Bakınız şu şekilde kurulumumuzu tamamladık. Şimdi arkayı örmeye başlıyorum. Hemen ilmeğimi alıyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2. Tekrar aynı yere giriyorum üçüncü kez ve hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 iki defa tığımı başını doluyorum 1 2 yine çiçeğimizin yapma işleminin hepsini sırası ile tekrar ediyorum 2 3 3 tane tırabzanım olunca tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine iki defa başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2. Tekrar 1 ve 2. Tekrar kapatıyorum. Önden arkaya geçişimizi yaptık ve çiçeğimizi tamamladıktan sonra yine örmemize devam ediyoruz. Yalnız burada bakınız dördüncü trabzanımıza battık. Çünkü geçişimizi yaptığımız için şöyle bir kavisimiz oldu. O yüzden dördüncü trabzan yeterli oldu. Buradan sonrasında ise iki defa başını doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altıncı trabzanımın içine iki defa başını doladığım tığımı batıyorum ve sırası ile örmeye başlıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2. Eğer daha sık yaparsak üst üste olur. Çok üst üste olmasını istemiyoruz. O yüzden 6 tane trabzan yani 6. trabzanı batmamız yeterli. 3, 4 ve 5 zincirimi çekiyorum. Aynı yere çiçeğimi yeniden kuruyorum. 2 tanesini ördüm. Şimdi üçüncüye başlıyorum ve 3 tane trabzanım oldu çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar aynı yere giriyorum 1 2 ve 3 çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum ve sayıyorum iki defa başını dolayalım öyle sayalım 1 2 3 4 5 ve 6. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 1 2 tekrar 1 2 tekrar 1 2 çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde arkamızın çiçeklerini de örerek ilerleyelim. Arkamızı örerek geldim. Bakın çiçeklerimizi yerleştirdik çok güzel bir şekilde. Şimdi en son çiçeğimi yaptım. Hemen bir önceki çiçeğimizde yaptığımız gibi tam ara noktaya gelerek batıyorum. Bakınız tam ara artış yerine gelerek çiçeğimizi buraya yerleştiriyoruz. Sonrasında tıpkı e, buradaki işlemimizin aynısının karşıda da olmasını istediğimiz için karşılıklı dengeli bir kurulum olmasını istediğimizden dolayı hemen 1 ve 2 bakınız. En sondan yani aşağıdan yukarıya doğru sayacağımız zaman ikinci trabzanımın içerisine yeni çiçeğimi yerleştiriyorum. Sonrasında iki tane atlıyorum. Diğer sıradaki üçüncü trabzan sırama çiçeğimi yerleştiriyorum. Tekrar iki atlıyorum. Üçüncü sıraya çiçeğimi yerleştiriyorum. Bu şekilde karşılıklı her ikisi de güzel bir denge kurmuş olacak. Şimdi bakınız bir ve ikinci trabzan sırasına çiçeğimizi yerleştiriyoruz araya battıktan sonra tığımı alıyorum İki defa başına ipimi sarıyorum ve bir atlıyorum ikinci trabzan sırasının içerisine geliyorum bir tane trabzanımı alıyorum ve ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum bir iki tekrar iki defa bir ve iki 3 olunca hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar çiçeğimizi diğer çiçeklerimizde yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yaparak tamamlıyoruz. 2 Kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar aynı yere giriyorum. Tekrar 3. kez 1 ve 2 kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum iki defa başını doluyorum bir sıra atlıyorum iki sıra atlıyorum üçüncü sıraya gelerek batıyorum ve çiçeklerimizi örmeye başlıyorum ve en son çiçeğimi kapadıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki sık iğnemin üzerine geliyorum sadece ilmeğimin arasından geçirip bir tane zincirimi çekiyorum ve kesiyorum e kenarı bu şekilde sarı çiçeklerimizi yerleştirdik. Şimdi ipimizi içeriye çekeceğim ve e, kenarını tekrar e, sizlerle birlikte örmeye başlayacağız. Sarı çiçeklerimizi tamamladık. 1 2 3 4 1 2 3 4 bakınız karşılıklı 4'er tane sarı çiçeğimiz oldu. En önemli olan bu öndeki e, duran kısımlar. Şimdi Beşer zincir çekmiş olduğumuz yerlere yeşilden yine trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Hemen trabzanlarımızla sık iğnemizin arasındaki şuradaki görmüş olduğumuz bölüme bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve beş tane zincirimin içerisine beş tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum diğer tarafa geçiyorum 5 tane trabzan da diğer tarafa örüyorum 1 2 3 4 ve 5 şöyle görelim 5 tane trabzan 5 zincirimin içerisinde diğer taraftaki 5 zincirin içerisinde yine 5 tane trabzanımızı ördük araya bir tane batıyorum bakınız araya şöyle zincir çekmeden altından giriyorum ve batıyorum tığımın başını doluyorum tekrar zincirimin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı bu tarafa da ördükten sonra şimdi araya herhangi bir şey yapmadan yani buradaki ortadaki trabzan grubumuza direkt diğer 5 zincirimin içerisine giriyorum ve 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzan ördüm her iki çiçeğimin arasına şöyle altından giriyorum yeşil ipimi alıyorum ve kapatıyorum ve bu şekilde beşer beşer her e, zincirimizin içerisine yani 5 zincirimizin içerisine beşer tane trabzanlarımızı örelim ve diğer uçta tamamlayalım. Boleromuzun sarı çiçeklerinin üzerine yeşil trabzanlarımı da örerek tamamladım. Aynen boğazında yapmış olduğum gibi her bir trabzan arasına bir tane sık iğnemi batarak kollarımın her ikisini de tamamladım. Şu şekilde arkasını da görecek olursak boleromuzun gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi ben bir tanesini sarı bir tanesini de yeşil olmak üzere sadece zincir çekip boleromun önünü kapatmakta kullanmak istiyorum. Şu şekilde 30-35 tane zincirimi çektim. Bakınız normal zincir. Farklı bir işlem yapmıyorum. Birkaç tane daha sizlerle ekleyelim. Aynen buradaki gibi ilk çiçeğimizin tam ortadaki bölümüne geliyorum. Bakın tam ortadaki bölümüne gelerek geçişimi yapıyorum ve bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırıyorum ve makasımızla kesiyoruz. kesmiş olduğumuz ipimizi iç tarafta güzelce gizledikten sonra buradaki fazla olan ipimizi de güzelce sıkıştırıp keselim. Her ikisini bir tanesi yeşil, bir tanesi sarı olarak şöyle bağlayarak fiyonk yapalım. Dilerseniz ucuna minik birer de çiçek çalışması yapabiliriz. Hemen bir tanesine başlayalım isterseniz. Bakın hemen Zincirlerimizi bu şekilde yerleştirdikten sonra küçücük bir çiçek çalışmasıyla dilerseniz tabi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Hemen bir değil iki ikinci bakın İkinci zincirin içerisine giriyorum en sondakine girmeyelim. Küçük bir çiçek yapalım. İpimi alıyorum. Bir iki üç dört dört tane zincirimi çektim. Aynı yere giriyorum. 2 ve bakın 3. örüyorum. 3. trabzanımı da tamamladıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirle çıkıyorum aynı yuvaya batıyorum. 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane zinciri aynı yere batıyorum. Bu ikinci zincirin içerisinde işlemimizi yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 ipim yarım oldu. Hemen tam almak istiyorum. Sonrasında 1 2 3 ve batıyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip ipimizi keserek çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Bakın minicik bir çiçek, güzel bir hareket kattı. Diğerini de aynı şekilde çalışabiliriz ama dilerseniz tabii ki düz olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bu taraftaki çiçeğimi de örüyorum ve tamamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bakın iki tane de çiçeğimizi yaparak boleromuzu tamamladık. Şöyle arkasına tekrar bakalım. Bakınız çok hoş bir çalışma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.